Mahur. 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 Mahur uyan. Mahur. Mahur uyan benim sen. Mahur. Mahur. Bazı anlar vardır. Güçlü görünürsün. Karşındakini yeneceğini sanırsın. Hatta ve hatta onu yeneceğin silaha da sahipsindir. Ama aslında içten içe bir taraftan gerçeği de çok iyi bilirsin. Neymiş o gerçek? Aslında bütün bunlar mağlubiyeti bir türlü kabullenemeyen zihninin sana oynadığı bir oyundur. Savunma mekanizması yani. Benim hayatımın çoğu böyle geçti de oradan biliyorum. Senin bir halt bildiğin yok. Sen sadece bir kuklasın. Ama kendini insan zanneden bir kukla. Pinokyo. Pinokyo insan olmak istiyordu. Sen kendini insan sanıyorsun. İkisi farklı şeyler. Sen sadece ipini kimin tuttuğu belli olmayan, korkak, yüreksiz, vicdansız bir kuklasın. Sana üzülüyorum. Mahur, Mahur. Mahur, Mahur. Mahur, uyan. Mahur. Necati! Necati! Allah'ım ne büyük bir aşk ama. Allah aşkına söyle, sen şimdi böyle bir aşkı bir kenara bırakıp bana istediğimi vermeden buradan gideceksin öyle mi? Beni ilgilendirmez. Yapma. Gözlerindeki kıskançlığı görmüyor muyum sanıyorsun? Ah siz aptal aşıklar. Hayatını tek bir duyguya mahkum etmeyi marifet sayanlar. Sizler bana istediğimi vermeye mahkumsunuz. Sen burayı kendi mutfağın sandın herhalde Necati. Vay vay vay. Her şeyden de haberim var diyorsun ha? Ama ne fayda. Birazdan Maraş'ta koşarak gelecek. Ve diyecek ki Hilal ne istiyorsa ver. Yoksa sevdiğim kadın ölecek. Mahur ölecek. Hilal ne istiyorsa ver diyecek. Ne yazık ki buna o karar veremeyecek. Öyle mi dersin? Bence sevdiklerini kaybetmiş bir Maraşlı'dan her şey beklenir. İyisi mi? Sen bana Mehmet İnce'nin nerede olduğunu söyle. Çünkü zamanımız daralıyor. Mehmet İnce yaşamıyor. Yaşasaydı da o bilgiyi kimsenin bileceğini sanmıyorum. Yazık. Çoktan kanına karışmıştır. Artık geri dönüş yok. Mahur'un zamanı kalmadı. Mahur. Kurtulacağım benim güzelim. İyi olacaksın. İyi olacaksın. Necati! Celal. Öldürürüm ben seni. Allah'ıma kitabıma gebertirim. Nerede söyle? Pazeylerde. Biliyorum ama yaşaması sizin elinizde. Daha doğrusu ortağının elinde. Saçmalama Celal. Gel buraya kal. Ondan sonra bir şey yaparsın. Söyle lan yani. Oğlum kız kardeşin içeride can çekişiyor. Manyak mısın sen? Söyle yerini. Maraşlı. Karışma sen. Maraşlı. Karışma dedim. Tamam kes artık konuşacak yeter. Konuş. Söyle. Lan! Beni öldüremezsin. Beni öldürürsen her şey biter. Ulan Mahur içeride can çekişirken senin alabalendara benim umurumda mı sanıyorsun? Ha? Benim umurumda ama. Karışma dedim sana. Kusura bakma karışmak zorundayım. Çünkü orada Mahur'u öldüren kendi abisi sen değilsin. Kendine gel. Bak bu doğru. Ne yapalım peki? Bırakalım da içeride Mahur ölsün mü? Mehmet İnce'nin yerini söylerseniz hala bir umut var bence. Madem öldürmemi istemiyorsun, söyle Mehmet İnce'nin yerini. Celal benden ne istediğinin farkında mısın sen? Farkındayım. Mehmet İnce diyor, yaşıyor diyor. Celal Mehmet İnce yaşamıyor. Senin konumunda bir bu kadar kötü yalan söylemesi çok acayip. Yalan söylemiyorum. Mehmet İnce yaşamıyor. Ben de yalan söylemiyorum. Mahur'un hiç vakti kalmadı. Zaman işliyor. Tik tak, tik tak. Söyle şu adamın yerini. Celal,
Senin düşmanın ben değilim, bu adam. Ve arkasındakiler. Kim olduğunu hatırla acilen, yoksa sana hatırlatacağım. Ben kim olduğumu gayet iyi biliyorum. Sen de benim sevdiklerimden bu kadar kolay vazgeçmeyeceğimi biliyorsun. Bizim önceliğimiz sevdiklerimiz değil. Ayrıca istediğin bilgi bende yok, anlamıyor musun? Yalan söylüyor. Büyük yalan. Narın hayatını tehlikeye atan kocaman bir yalan. Bana bakın lan. Oyun oynamayın benimle. Mahrus Celal ölüyor. Ben de üzülüyorum ama yapabileceğim bir şey yok Celal. Var. Yapma Maraşlı. Biz bu yolu bunun için çıkmadık. Bu kadar basit değil. Yapma. Maalesef aşk karmaşık bir duygu İdelim. Ben bunu daha önce de söylemiştim. Yalnız zamanımız oldukça daraldı. Mahrus'la vedalaşma vakti geldi de çattı. Yapma Maraş. Yapmazsan Mahrus ölecek. Buna izin veremem. Necati. Ne yaptın? Niye vurdun adamı? Ölmeyecek. Ne yaptın? Mahrus ölecek. Mahrus. Kusura bakma. Bu bilgiyi vermene izin veremem. Panzehir'i yeni biliyordum. Burası benim problemim değil. Senin de problemin değil. Bu ailevi bir mesele. Senin görevin Mehmet İnce'nin ölüm emrini verenin kim olduğunu bulmak. Artık kendini toparla Maraş. Bu bir aşk filmi değil. Ya görev alıp götürsen adamı. Neyin görevi? Olmaz. Ne biliyor bilmiyoruz. Ne konuşacak bilmiyoruz. Ayrıca arkasındaki adamı bir daha bulabilir miyiz? Onu bile bilmiyoruz. Bak eğer Mehmet İnce ile ilgili en ufak bir bilgiyi sızdırırsa... sadece Nevzat ve Mahrus ölmez. Hepimiz mahvoluruz. Sen, ben, Zeliş. Ne yapmamı istiyorsun Mehmet? Kaybettiklerine vedalaş. Uyandığı zaman da Necati'yi sorgulamakla başla. Arkasındaki adam kimmiş öğren. Anladım. Sevdiklerini kurtarmak için sırlarını feda etme diyorsun. Aynen öyle. Aşk güzeldi. Aa. Ne oldu? Kurşun yiyince Celal oldun değil mi? İyi yardım et. Önce Panzehir'in yerini söyle bana. Artık çok geç Maraş. Değil. Bak Necati. Bak geç değil. Bak Mahrus hala yaşıyor. Anladın mı? Nefes alıyor tamam mı bak. Panzer'in yerini söylersen iyileşecek. Söz veriyorum bak. Söz veriyorum senin de yaşamını sağlayacağım. Kurtaracağım seni. Tamam mı? Söyle hadi. Hadi. Necati. Necati. Necati burada kal. Necati. Necati. Uyan. Necati uyasana. Uyan Allah'ın cezası uyan. Allah kahretsin sen. Necati! Necati! Necati uyan! Necati! Necati! Lan uyan lan Necati uyan! Necati!
Mahur. Mahur. Mahur yaşıyor. Mahur. Yaşıyor. Yaşıyor. Necati. 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 Bak. Bak Mahur yaşıyor. Necati. Bak Mahur yaşıyor. Yan gözünü seveyim ben. Uyan bana bak. Bak Mahur yaşıyor. Bak Mahur yaşıyor. Kurtarabiliriz onu. Uyan bak. Gözünü seveyim bunu. Necati. Necati. Panzer yerini söyle. Panzer yerini söyle bana. Söylesene. Necati. Necati uyan. Uyan gözünü seveyim uyan. Ulan uyansana. Ne alın cüzdanı? Mahur. Mahur. Mahur aç gözünü Mahur. Mahur açtı. Ne oldu? Ben öldüm mü? Ölmedin. Ama ben seni öldüreceğim. Maskardı. Cennette bile seninle karşılaştım sandım. Ne cenneti lan? Senin cehennemde bile yeri yok. Mahur, o nasıl öldü mü? Geçiyorsun nasıl? Ha? Kardeşin nasıl? Bana mı yaşıyorsun benimle? İstediğimi verseydiniz şimdi yaşıyor olurdum. Burada mı? Bak. Söyle Cassi'ye. Kanser nerede? Söyle bak. Bak Necati. Babana bak. Bana bak bak. Bak Mahur yaşıyor. Bak verirse şimdi yaşayacak. İyileştirir onu. Söyle Elin haydi. Onu sen öldürdün. Allah'ım belası. Allah'ım belası. Söyle lan yerini. Söyle yerini haydi. Hadi Necati bak söyle. Hadi bak kurtarabiliriz onu söyle. O görevi kabul ettiğin gün öldürmüştün sen onu. Biliyorsun değil mi Maraş'tan? O gün öldürmüştün. Daha da artacak Maraş. Aa bak. Bak duyuyor musun? Unutulmaz bir aşk melodisi çalıyor bak. Da 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 da. Ölene kadar bu melodiyi duyacaksın Maraş. Da 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 da. Ne dedim bir de söyle. Su. Su getiriyorum. Su Mahrud'da
Vakti var değil mi lan aç? Büyüsü sağlanmış. Ne istiyorsan söyle. Söyleyeceğim. Mahur ölmüş. Ben yaşasam olacak. Ne istediğimi biliyorsun. Mehmet İnce'nin nerede olduğunu söyle. O öldürdü diye ortalığı yıktığınız Mehmet İnce nerede Maraş'ta söyle. Mehmet İnce. Mahur, güzelim. Mahur, Mahur. Bu da benim için. Aşk olsun. Mahur. Sul, sul, sul. Ne benim için? Ne bence? Hiç, hiç benim. Hiç. Hiç. Tamam. Benim için. Benim için. Dur. Dur yakayım, güzelim. Benim canım. Benim canım. Benim canım. Güzelim. Yaşayacak. Merak etme. Yaralanmış ama kanaması var. Omuzundan vuruldu. Mühim bir yara. Ama yaşayacak. Abi. Abi iyi misin? Abi ne olur aç gözlerini. Abi kendine gel Celal. Bir şey yapalım, ambulans çağıralım. Olur, sakin ol. Sakin ol, merak etme. Dediğim gibi yarasını bir hallederim. Sonra anlatacağım ben sana şey. İçerdin mi? Yok. Kurşun delip geçmiş. Bu iyi. Bunun neresi iyi? O kadar yakından kemiğe gelseydi kırardı. Daha büyük iş çıkardı başına. Yakından derken? Ya kim vurdu abimi? Ben niye baygındım ayrıca? Et senin tansiyonun düştü. Tansiyonun mu? Mutfaktaydık henüz. Son limonata vermiştin sen bana. Evet, içemeden de bayıldın işte. Bayan sen bana bir sıcak su getirir misin? Önce ne olduğunu anlatın, sonra getir. Ya anlatacak bir şey yok işte. Sonra çatışma çıktı. Abini de vurdular. Kim vurdu ya abimi? Mahur ne bileyim kim vurdu?
Bizi yangında bırakanlar herhalde. Ne bileyim ben. Hiç sanmıyorum. Ne demek o abi? Bayan, sen de sıcak su getir bak. Yarın mikrop kapacak, daha başındayız. İş alırız başımıza. Tamam. Oğlum bak lan, kandırdın mı sen beni? Ne verdin kıza? Kız kardeşimi öldürecek değilim herhalde. Bak lan bu anlayış ayaklarına. Kızın ölümüne mi veren sen de beydin? Geçmişte bazı hatalar yaptım, doğrudur bana işte. Ama pişman oldum. Geçmişi geçmişte bıraktım. Öyle mi? Geçmiş geçmişte kalmışmış. Bana bak. Sen hamleni yaptın. Şimdi sıra bende. Tek hareketinle kan kaybından gidersin burada. Söyleyeceksin. Anladın mı lan beni? Hı? Anladın mı? O kıza da arkamdan salak salak şeyler söyleme, gebertirim seni. Duydun mu lan? Sessiz ol. Sessiz ol. Cenan. Ne güzel. İyisin abicim. Nasıl hissediyorsun kendini? İyiyim güzelim, iyiyim. İyiyim, kötü olsam söylerdim zaten. Merak etme. Geçecek. Dayanırım da. Geçecek. Celal, bu adamlar burayı biliyorsa tekrar gelmeyecekler mi? Biz niye burada duruyoruz? Gittiğimizi düşünüyorlardır. Zaten diğer türlü de buraya gelmeye göz alamazlar. Güvendeyiz. Ya güvende falan değiliz burada. Ayrıca abimin yarısı da kötü görünüyor. Abi telefonum nerede? Hadi söyle bak, ben birilerini arayacağım, ambulans çağıracağım. Böyle olmaz. Yok Mahur. Şu an hiçbirine bir faydası olmaz bize. Celal böyle olmaz bence. Bir şeyle sarmamız lazım bizim burayı. Yukarıdan bir şey bulsun da saralım şunu. Saralım tabii. Sen böyle üzerine bas. Hadi. Abi ne oluyor? Bir tane. Şimdi beni çok iyi dinle. Sana söylediklerim aramızda kalacak, tamam mı? Tamam, ne oluyor? Tamam. Şimdi söz ver bana. Ne olursa olsun hiçbir şey yapmayacaksın. Tamam mı? Ha güzelim. Tamam, tamam anlat. Tamam. Sabah hatırlıyorsun. Uyanıp yanıma gelmiştin. Sana hazırladığım limonatadan verdim. Geceden hazırlayıp dolaba koymuştum soğusun diye. Sonra sen limonatayı içer içmez düşüp bayıldın. Bilmiyorum limonatada mı bir şey vardı. Tansiyonum mu düştü artık, ne olduğunu bilemiyorum. Ne demek o ya? Anlatacağım. Sonra Maraşlı geldi. Ne oldu dedi. Birden düştü bayıldı dedi. Limonatadan içti mi dedi. Evet dedim. Ne olduğunu anlamadım. Birden gerildi. Bunu Mahur'a sen yaptın diye üstüme gelmeye başladı. Ben de tabii saçmalama dedim. Beni tartaklamaya başladı. Ben de tabii karşılık verdim. Kavga büyüdü. Sonra çekip vurdu beni. Abi saçmalama. Niye vursun seni Maraşlı? Yapmaz öyle bir şey. Bilmiyorum Mahvum, bilmiyorum. Vardır herhalde kendince bir sebep. Bu adam hayatımıza girdiğinden beri hiçbir şey yolunda gitmedi Mahvum. Adam her yerde. Her yerde. Ben artık hayatımızı bu kadar çok kurtarmasına değil, hayatımızın bu kadar çok sık tehlikeye girmesine şaşıyorum. Abi olamaz öyle bir şey. Niye vursun seni Maraşlı? Ne yani? Ben uyduruyor muyum? Hem de bu halde. Mahur, bu adam tehlikeli. İlişkinizi hep destekledim ama tehlikeli. Hı.
Buldun mu bir şey? Bunu bulabildim. Şurada sıkıca sarıldı şimdi. Olur o. İyi olur. Kalkman lazım Necati. Hadi. Hazır kalma. Başını kaldır. Şey mi oldu? Bilmiyorum, onu sen söyleyeceksin. Anlamadım. Abim iyi değil sanırım. Yani normal bu, kurşun yedi. Kurşun yarası ağırdır. Biliyorum. Biliyorsun. Yani bitmeni istemezdim ama. Evet, biliyorsun. Celal bak, abim bana az önce olanlar hakkında bir şeyler söyledi. Ama benim pek aklım almadı. Senden duymadan daha doğru olacağını düşündüm. Ne anlattı? Abimi sen mi vurdun? O mu söyledi bunu? Evet, o söyledi. Celal, ben baygınken ne oldu? Lütfen bana her şeyi anlatır mısın ama hiçbir şey saklamadan. Sen de ona inandın yani. Hayır, inanmadım. Yani abimle alıp veremediğin ne olabilir ki? Benim abim dünyanın en saf adamı sonuçta. Ama... Belli ne kadar saf oldu. Aması ne? Hani abim niye böyle bir yalan söylesin anlamadım. Celal bak, bana sadece gerçekleri anlat, olur mu? Sen mi vurdun abi? Hilal vurdu. Hilal? Eski karın Hilal. Evet. Celal, dalga mı geçiyorsun? Sen benimle kafayı mı yedin? Hilal'le ne alakası var? Hilal nereden çıktı? Sakin ol, bir anlatayım neyin ne oluyor. Ya neyi anlatacaksın sen bana? Burada benim abim vurulmuş. Sana abimi kim vurdu diyorum. Dalga geçer gibi Hilal vurdu diyorsun. Ne oluyor Maraşlı? Mahur, bir dinle. Ben niye yalan söyleyeyim sana bu konuda? Sana diyorum, ne oluyor? Konuşacak mısın? Sen mi vurdun abimi dedim. Ben vurdum. Nasıl yani? Neden? Neden vurdun Celal sen benim abimi? Çünkü senin abi bir hain. Anladın mı? Senin ölmen isteyen oymuş. Ozan değil. Ozan sadece öyle kıskanç, gözü yüksekte olan bir çocukmuş. Asıl hain senin abin. Necati abim öyle mi? Evet, Necati abim. Celal, Necati abim benim neden ölmemi istesin? Çünkü öz abin değildi o yüzden. Ömer'in oğlu o. Bütün aileden intikam almak istemiş. Sadece o da değil. Bir takım karanlık güçlere satmış kendini. O konser saldırısını düzenleyen oymuş. Senin için bu hale gelmesinin nedeni de o. Yani senin abin düşündüğün kadar masum biri değil Mavur. Eli kanlı bir katil. Aklını, vicdanını kötülüğe satmış bir pislik. İnanmıyorum. İnanmıyorum Celal. Nasıl inanayım ki ben böyle bir şeye? İsterden ister inanma. O Behram'la savaşta ortaklığa giren de o. Başından beri ben bu işin peşindeyim Mavur. Sonunda emin oldum artık. Senin abin pisliğin biri. O yüzden içeride öldürmedim, dua et. Ya Celal,
Necati abim karıncayı bile incitmez ki. Zorunda kalmadıkça evden çıktığını bile görmedim. Ayrıca bunları yapabilecek kadar ayık olmadı hiçbir zaman. Benim abim kitaplarla büyüyen çocuk gibi bir adam. İnanmıyorum, olamaz böyle bir şey. Bak, hayatta bazı gerçekler var Mavur. Sen ister inan, ister inanma, onlar gerçektir. Sonra bir gün bütün çıplaklığı önüne serilir. Anlarsın öyle her gördüğüne bildiğine inanmaman gerektiğini. Yalan söylüyorsun. Yalan söylüyorsun Celal. Mavur yapma, bak ben bu yola başımı koydum. Yapma, vur bana. Celal yalan söylüyorsun. Mahur. Celal defol git buradan. Bana güvenmiyor musun? Eğer o kurşunu da abime sen sıktıysan defol git buradan. Mahur saçmalama. Dokunma bana. Mahur doğruyu söylüyorum. Celal defol git dedim. Defol! Ne oldu, niye susuyorsun? Çok zor bir soru sormadı mı bence? Yok. Soru sormadın. Kırıldım sadece. Benden böyle bir konuda şüphe ettiğin için ben... Hayır bak, ben sen... Ben senin abin niye burayı Mahur? Bak, ben kimseden şüphelenmedim. Ben sadece işin aslını öğrenmek istiyorum. Gerçek ne Celal? Gerçek bu işte. Abin içeride yaralı. Salonun ortasında. Hastaneye yetişmemiz gerekiyor. Kum kaybediyor. Mahur. Bizim peşimizde karanlık insanlar var. Bunu sen de gayet iyi biliyorsun. Bizi gördüklerine de saldırıyorlar. En son bizi evin içinde diri diri yakmaya kalktılar. Hatırlatayım. Haklısın. Olayın şokuyla saçmaladı herhalde. Abinin saçmalama potansiyeli var. Bunu sen de biliyorsun. Biz Celal'le yetiştireceğiz seni hastaneye. Merak etme Celal, ne olur acele et, yetiştirelim abimi. Merak etme. Abi. 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 Abi uyuma abi. Bakayım. Celal çok kanaması var. Ne kadar uzaklıktadır hastane? Bir şey olmaz. Daha vücudunda çok kan var. Ne biçim laf ya? Sen nasıl bu kadar umursamaz olabiliyorsun, ben anlamıyorum. Umursamaz davranmıyorum bayan. Allah, hastaneye yetiştiriyoruz işte. Ben telaş etmeyen devrediyorum. Öyle daha çok telaş ediyorum. Tamam tamam kumrular. Benim yüzümden kavga etmeyin, ben iyiyim. Hayırdır Nevzat? Yok bir şey yenge. Yol sarsıyor ya. Buna dedim. Dikkat et Nevzat. Bir bak bakayım. Nevzat dur! Pusu sür sür sür! Sür hadi sür sür! Allah kahretsin! Elin! Elin! Mahur, çabuk uyumaya!
Hadi. Nezat. Komutanım. Bak mermiler az. Mühimmatı idareyle kullan. Ayıp Allah'a komutanım ya. Ne zaman boşa sıktığımı gördün benim. Sen bilmiyorsun. Haydi haydi. Nezat. Komutanım. Öne gidiyorum. Vur beni. Tamam komutanım. Celal dikkat et. Mahmur içeride kal. İyiyim canım, iyiyim, iyiyim. Kim onlar? Savaşta bir kim olacak başka? Peki bu herif nereden buldu burayı? Hiç peşimizi bırakmıyor ki zaten. Ne işi var hala bu adamın bizimle? Kafayı yiyeceğim. Maraşlı bu. Evet, yanındaki de abim ve adamları. Keşke daha kalabalık gelseydik. Necati Bey neden böyle bir şey yapıyor anlamış değil. Anlaşılmayacak bir şey yok Suat. Hain çok yakınımızda. Lan! Savaş Bey, gitmemiz lazım. Zevzat, vur beni! Nevzat! Komutanım, mermim bitti. Geliyorum. Savaş Bey, ne yapıyorsunuz? Yanacaksınız. Ön tarafa çık. Çıkar hadi. Gittiler mi? Nevzat! Temiz! Geliyorum. Gittiler mi? Bunlar burayı nereden biliyor komutanım? Nasıl bulmuşlar bizi? Nasıl bulduklarını özledi. Neden burada olduklar mıyım? Adamlar resmen öldürmeye sıktılar bizi. Öyle oldu biraz. Neyse hadi yola çıkalım, yaralımız var. Doğru dedin. Hastamız var. Şu halimize bak. Yıllardır planladığımız, uğraştığımız şey ne hale geldi? Sebebi de kim? Öz abim. Bence Necati Bey'i bir dinleseniz iyi olur. Ne anlatacak ki? Ne söyleyecek? Gördün adamları öldürüyordu bizi. Onlar Necati Bey'in adamları değil. Belki de bize vermemek için dümen yaptılar. Belki de ellerinde tutsak. Çok iyi niyetlisin Suat. Abim hiç kimsenin tutsağı olmaz. Bir yolunu bulur sıyrılır o. Ama bu iş burada bitmedi. Savaş mı? Yapmayın, çok güneş var. Şanslıymışsınız Necati Bey. Kurşun kemiğe zarar vermemiş. Ancak dokuda zarar var. Birkaç güne iyileşirsiniz. Çok şükür. Çok şükür doktor bey. Vallahi görünmez kaza işte. Aslında kardeşime görünmüştü ama... maalesef biz küçük sözü dinlemedik. Yoksa o kadar da uyardılar. Orası av bölgesi dediler, girmeyin dediler. Ama dinleyen kim işte? Birkaç gün daha sizi misafir edeceğiz. Geçmiş olsun. Teşekkürler.
ucuz yırttık ha. Ne dersin? İnandı bence. Sen hep böyle rahat rahat yalan söylüyor muydun ya? Ben mi hiç fark etmedim? Bir dakika, bir dakika. O ne demek şimdi? Sen benim ne yapmamı tercih ederdin? Doktora direkt Maraşlı beni vurdu mu deseydim? Ne bileyim. Bana böyle rahat rahat söyledin ya Maraşlı beni vurdu diye. Kalbimi kırıyorsun ama Mavur. Hayır, bir dakika ben... Kabul ediyorum bak, ben bu evin delisiyim. Evet, çoğu zaman ayık gezmiyorum. Ama ben durdururken kardeşime niye böyle bir yalan söyleyeyim? Hem abinin sözüne inanmayıp Maraşlı'nın sözüne inanmaktan neymiş? Allah aşkına bir düşünsene Mavur. Ya bugüne kadar hiçbir kafanı karıştıracak şeyler olmadı. Ya bu adamda bir gariplik var. Sanki sürekli bir şeyler gizliyor gibi. Abi tamam. Tamam. Daha fazla konuşmayalım bunları. Ben bir hava alacağım. Sen niye hala bekliyorsun burada? Tehlikede olabilirsiniz çünkü. Asıl tehlike sen misin acaba? O ne demek? Celal bak. Ben artık senin bu hallerinden çok sıkıldım. Tamam mı? Hangi haller onlar? Öfkeni kontrol edememenden. Sürekli yıkıp dökmenden, sonra karşıma geçip bilmediğin şeyler var demenden. O kadar sıkıldım ki. Bu belirsizlikler, her şey beni artık çok yoruyor. Boğuluyorum. Sen bayağı dolmuşsun bayan. Ben göründüğüm gibiyim. Hiç kimseden bir şey sakladım yok. Emin misin? Evet eminim. Ama sen insanların lafından doluşuna gelip beni suçluyorsun. Abimle bir alakası yok. Gerçekten mi? Evet, gerçekten. Her şey ortada çünkü zaten. Neymiş ortada olan? Söyle. Celal bak. Ben artık kime, neye, nasıl güveneceğimi gerçekten bilmiyorum. Kayboluyorum ben. Anlıyor musun sen beni? Kayboluyorum. Bak seni anlıyorum. Tamam mı? Ne çektiğin de farkındayım. Ama bana güven. Zamanı geldiğinde ben sana her şeyi anlatacağım. Söz veriyorum. Hangi zaman Celal? Zaman bize iyi davranmıyor, görmüyor musun? Gün geçtikçe sevdiklerime birer birer bir şey oluyor. Bitmiyor. Aylardır bitmiyor, bitmeyecek de. Yeni bir şey söylemeyeceksen söyleme. Ben artık bu kafa karışıklığıyla nasıl yaşayacağımı bilmiyorum çünkü. Yaşamak da istemiyorum. En çok korktuğum ne biliyor musun? Hani sen bana hep böyle bir şey diyecek gibi bakıyorsun ya. Ben diyeceklerinden çok neden bunları diyemediğini duymaktan korkuyorum. Sen de korkma Celal. Sen de korkma. Hadi anlat bana ne olur. Ne bu benim bilmediğim şeyler? Neden saklıyorsun benden? Neyi saklıyorsun? Ne olur anlat artık. Yine diyecek bir şeyin yok değil mi? Yine susuyorsun. Tamam git o zaman Celal. Git. Bana söyleyecek bir şeyin olmadan da gelme bir daha karşıma, tamam mı?
gitmem istiyor musun? Ben sadece aramızda sırlardan duvar ören bu adamı artık görmek istemiyorum. O yüzden evet. Git. Olur. Sen de istiyorsan. Tehlike sen misin acaba? Ben artık senin bu hallerinden çok sıkıldım. Belirsizlikler, her şey beni artık çok yoruyor. Yapma Maraşlı. Biz bu yolu bunun için çıkmadık. Bu kadar basit değil. Maalesef aşk karmaşık bir duygu İlal'im. Ben bunu daha önce de söylemiştim. Yalnız zamanımız oldukça daraldı. Mahur'la vedalaşma vakti geldi de çattı. Ben artık kime, neye, nasıl güveneceğimi gerçekten bilmiyorum. Zaman bize iyi davranmıyor, görmüyor musun? Gün geçtikçe sevdiklerime birer birer bir şey oluyor. Bitmiyor. Aylardır bitmiyor, bitmeyecek de. En çok korktuğum ne biliyor musun? Hani sen bana hep böyle bir şey diyecek gibi bakıyorsun ya. Ben diyeceklerinden çok neden bunları diyemediğini duymaktan korkuyorum. Bana güven. Zamanı geldiğinde sana hepsini anlatacağım. Söz. Sadece aramızda sırlardan duvar ören bu adamı artık görmek istemiyorum. O yüzden evet. Git. Sen de istiyorsan. Komutanım, ne demek ben yokum artık? Yokum işte. Hilal'le de konuştum. Ve sebep ne peki? Yalanlar Nevzat kardeş. Yalanlar yordu artık beni. Mahur yüzünden değil mi? İyi de her şeyi yakmaya değer mi? Hiçbir şeyin yanında yok. Ben yoluma devam edeceğim. Bana durmak haram. Mahur'a her şeyi anlatacağım. Böyleyken böyleymiş diyeceğim. Ben sana başından beri yalan söyledim. Kandırdım ben seni. Affet diyeceğim. Gerekirse elini ayağına kapanırım. Ne bileyim ben. Abi, senin dilin ne söylüyor farkında mısın? Ben diyeceğim dedim Nevzat. Sen ilerle kal bundan sonra. Ben yoluma yalnız devam edeceğim. Abi, bizim görecek daha çok işimiz var. Soracak çok hesabımız var. Hadi hepsini de geçtim. Zeliş'in de matrı yok. İntikam benim intikamım oğlum. Kimse ilgilendirmez. Ben kimseye güvenmiyorum Nevzat. Anladın mı beni? Ben de sana söylemez sen de güvenme. O Hilal'de benim aralar var.
Abi, Hilal. Hilal senin eski karın. Ben diyeceğim dedim. Bundan sonra seni bileceğin iş. İçeride bir köstebek var Nevzat. Anladın? O yüzden kimseye güvenemem. Bana da mı? Sana da. Komutanım, kalbimi kırıyorsun. Kırılma Nevzat. Kırılacak bir şey yok. Bak. Çocuk önce değil bu. Koskoca adamsın. Toparla kendine. Var git yoluna hadi. Eyvallah. Söyle. Ne biçim sesleniyor Azerler gibi? Söyle, dinliyorum. Neredesin? Evdeyim. Ama cehennemin dibinde olmayı tercih ederdim. Mahur, canı mı sıkın sen? Olmasın ben. Tamam, geliyorum ben. Gelme. Konuşmamız lazım, geliyorum. Ne varmış? Anlatacaklarım var. Şey mi oldu? Hayır. Anlatacaklarım var. Anlat. Dinliyorum. Uğur. Sen iyi misin? Gözlerinin içine ilk baktığım günü hatırlıyorum. Gözlerine değil kalbine baktım sanmıştım. Öyle yalansız, dolansız bir adama bakıyorum sanmıştım. Ne safmışım. Neden bahsediyorsun bilmiyorum. Ama bir beni dinle ilk önce. Neyini dinleyeceğim ben senin ya? Ha? Neyini dinleyeceğim? Her şey yalanmış başından beri.
Ben sana kalbimi verdim, kalbimi. Ailemle, arkadaşlarımla kavga ettim ben senin için. Herkesi karşıma aldım. Bu adam beni seviyor dedim. Herkes seni çok seviyor dedim. Doğru demişsin. Ne doğrusu ya, ne doğrusu? Yalan dolanmış her şey başından beri. İstihbaratta çalışıyor musun sen? Başka ajandaların, başka hesapların varmış. Öğrendim Ceren. Bunlar da doğru değil mi? Söyle! Bunlar da doğru değil mi Celal? Mahur. Efendim? Maraşlı'yı çok mu seviyorsun gerçekten? O nereden çıktı şimdi? Sana yalan söylüyor. Seni sevdiği falan yok. Kullanıyor seni. Ne diyorsun abi? Maraşlı. İstihbarata çalışıyor Mahur. Ailemizin içine de seni kullanarak sızdı. Seni kandırdı Mahur. Abi saçmalama. Karısı Hilal. O da istihbarata çalışıyor. Ekipler. Beraberler. Fotoğrafları bile var. Ailemizin dibine dinamiti koyan o. Geçtim. Bana nasıl kıydın sen Maraşlı? Ha? Bana nasıl kıydın sen? Hesaplaşırız. Dünya küçük. Karşılaşırız. Fark etmez. Hesaplaşırız. Dünya küçük, karşılaşırız. Fark etmez, hesaplaşırız. Dünya küçük, karşılaşırız.